Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar brief, yani mektup. Bu dersimizde arkadaşlar mektuplarla ilgili çeşitli formlar inceliyor olacağız. Hazırsanız dersimiz başlasın. Şimdi bu mektubu yazmamız için arkadaşlar belli başlı kriterler var. Bu mektubu niye yazıyoruz? Öncelikle bir bakalım arkadaşlar. Danke für die Einladung. Evet. Bakın burada danke neydi arkadaşlar? Teşekkür etmekte kullanılan bir yapıydı değil mi? Teşekkür diyebiliriz. Einladung diye Einladung davet demek arkadaşlar. Dolayısıyla davet için teşekkür diye baktığımızda arkadaşlar madde olarak baktığımızda danke für die Einladung diyoruz. Yani demek ki neymiş bu? Davet için teşekkürümüzü bir şekilde ne yapacağız? Bunu yazıyor olacağız. Demek ki danke für die Einladung başlığı altında bakıyoruz. Sie können nicht gehen. Bakın ikinci kriter ne? Sie können nicht gehen. Gehen neydi arkadaşlar? Gitmek demekti. Können bu da neydi? Yapabilmek anlamına geliyor değil mi? Hatırlayacak olursanız modal fiillerde görmüştük. Neydi bu? Ich kann, du kannst, er sie es kann, wir können, ihr könnt, sie können değil mi? Bunları ayrıntılı şekilde görmüştük. Modal fiillerle ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa o ilgili ders videosuna baksınlar. Demek ki bu cümle bize ne diyor arkadaşlar? Sie können nicht gehen. Yani buradaki sie saygı formu. Yani siz gidemiyorsunuz. Burada bizi kastediyor değil mi? Biz gidemiyoruz. Dolayısıyla warum nicht? Warum? Neden demek arkadaşlar. Warum nicht? Neden gidemiyorsunuz demeye getiriyor. Tabii bunu kalıp olarak baktığımızda warum nicht? Neden olmuyor gibi düşünmeli. Entschuldigung. Entschuldigung. Bunu tek başına da kullanabiliriz. Ya da madde olarak da baktığımızda özür anlamına geliyor arkadaşlar. Demek ki özür dilemek ya da özür isim başlığı olarak baktığımızda Entschuldigung deniliyor. Demek ki ne yapacakmışız arkadaşlar bu mektubumuzu oluşturduğumuzda ne yapıyoruz? Bir davet söz konusu. Bu daveti ne yapıyoruz? Teşekkürle cevap veriyoruz. Sie können nicht gehen. Gidemiyormuşuz. Warum nicht? Neden gidemiyoruz? Bunu belirtmemiz gerekiyor. Entschuldigung ve özür diliyoruz değil mi? Bu davete katılamadığımız için özür diliyoruz. Hazırsanız mektup yazmaya başlayalım. Arkadaşlar bu senaryoya göre biz bir davet almışız Melanie kişisinden ve bu davete demek ki gidemiyormuşuz. Sebebini belirteceğiz. Buraya baktığımızda mektup Liebe Melanie ile başlamış. Demek ki bizim yazdığımız kişi Melanie adlı kişi Liebe Melanie diye ne yapıyorum? Başlıyorum mektubuma. Ancak şuna dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Bu bir kadın olduğu için Liebe diyorum. Bu bir erkek olsaydı söz gelimi Markus örneğinden gidecek olursak Liebea, Lieber burada R harfinin olması gerekiyordu. Demek ki kadınlarda ben Liebe diyormuşum. Bu bir erkekse Liebea. Yani orada ere ile sonlandırmış oluyormuşum. Şimdi mektubun ilk cümlesine bir bakalım. Vielen Dank für die Einladung. Ne demek? Vielen Dank. Danke schön neydi arkadaşlar? Teşekkür etmek demekti değil mi? Vielen Dank. Çok teşekkür anlamına gelen. Vielen Dank. Die Einladung az önce söyledim. Einladung, die Einladung. Davet. Für die Einladung. Davete anlamına geliyor. Bakın davete derken Almanca'da demek ki für die Einladung demem gerekiyormuş. Dolayısıyla benim burada bir toparlayacak olursam cümleyi davetiniz için çok teşekkür ederim dediğimde demek ki ne yapıyormuşum? Vielen Dank für die Einladung dememiz gerekiyormuş değil mi? Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Ich kann am Samstag nicht kommen, denn ich gehe ins Konzert. Öncelikle bir anlamlandıralım arkadaşlar. Am Samstag hangi gündü? Cumartesiydi öyle değil mi? Şöyle bir hatırlayalım günleri. Ne diyorduk pazartesi için? Montag, salı neydi? Dienstag, çarşamba, Mittwoch. Sonrasında neydi? Donnerstag, cuma derken Freitag, cumartesi, Samstag ve pazar Sonntag değil mi? Dolayısıyla
cumartesi gününü kastettiğimde hangi edatı ile beraber kullanmam gerekiyor? Am Samstag, yani cumartesi günü değil mi? Kann, bu neydi arkadaşlar? Modal fiillerden hatırlayacak olursanız können değil mi? Können neye göre çekimlenmiş? İşe göre çekimlenmiş. Onu da şöyle bir hatırlayalım. Ich kann, du kannst, er sie es kann, wir können, ihr könnt, sie können. Değil mi? Bunlarla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa, böyle hızlıca üstünden geçtim ama o ilgili ders videosunu izlerlerse iyi ederler arkadaşlar. Demek ki ich kann am Samstag nicht kommen. Kommen neydi arkadaşlar? Gelmek demekti. Dolayısıyla cumartesi günü ne yapamıyorum? Gelemiyorum değil mi? Gelemiyorum. Demek ki ich kann am Samstag nicht kommen. Cumartesi günü gelemiyorum. Bakın bu cümle devam ediyor. Den ile devam ediyor arkadaşlar. Hatırlayacak olursanız arkadaşlar, bir önceki dersimizde bunu görmüştük. Değil mi? Den ne demekti? Den çünkü demekti. Bundan dolayı demekti. Değil mi arkadaşlar? Bakın burada gerekçeye bakıyoruz. Ich gehe ins Konzert. Evet, gerekçe de açık değil mi? Çünkü niye? Gelemiyorum çünkü konsere gidiyorum diyor değil mi? Ich kann am Samstag nicht kommen. Cumartesi günü gelemiyorum. Neden dolayı? Ich gehe ins Konzert. Çünkü ben ne yapıyorum? Konsere gidiyorum diyor değil mi? Hatırlayacak olursanız den ne demiştik arkadaşlar? Den iki cümleyi bir araya getiriyordu. Öyle değil mi? Dolayısıyla ne yapıyordum ben? Denle virgülle ayırıyordum ve denle ne yapıyordum? Cümlemi tamamlıyordum değil mi? Dolayısıyla ich kann am Samstag nicht kommen, virgülümü koyuyorum. Denn ich gehe ins Konzert. Evet, sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Dafür entschuldige ich mich. Evet, burada arkadaşlar dafür bunları sonradan göreceğiz arkadaşlar. Yapısal olarak bakmamızda fayda var. Dafür bunun için anlamına geliyor arkadaşlar. Für, bakın burada für die Einladung, dafür, yani bir önceki cümleye ne yapıyor? Bir gönderme yapıyor. Dafür ich entschuldige mich, sich entschuldigen, bu refleksif bir durum arkadaşlar. Refleksif fiillerde bunu ayrıntılı olarak görüyor olacağız arkadaşlar. Sich entschuldigen demek ki özür dilemek anlamına geliyor arkadaşlar. Sich entschuldigen für, bir şey için özür dilemek arkadaşlar. Emin olun bu adım adım gelecektir. Ama ben önceden veriyorum ki hani bu yapılara alışalım diye. Dolayısıyla şundan emin olabilirsiniz. Bunları zaman içerisinde o kadar çok görüyor olacağız ki ve konu olarak da görüyor olacağız ki şey yapmaya gerek yok. Yani yapısal olarak bakmakta fayda var. Evet. Demek ki bunun için özür diliyorum derken ne diyecekmişim? Dafür entschuldige ich mich. Şöyle de diyebilirdim arkadaşlar. Ich entschuldige mich. Bu da olabilirdi. Ancak burada bir şeyi ben söyledim. Bir mazereti bildirdim. Bu mazeretten dolayı özür dilediğim için ne yapıyorum? Dafür yapısını koydum. Dolayısıyla dafür ile başlamış bulundum cümlemi. Ancak dediğim gibi şöyle de diyebilirdim. Ich entschuldige mich. Ben özür dilerim de pekala diyebilirdim. Selamlarımı ilettiğimde ve bu bir arkadaşsa, yani formal bir durum, yani resmi bir durum değilse, informal yani gayri resmi ise, çünkü bu bir arkadaş mektubu. Dolayısıyla liebe Grüße, çok selamlar, içten selamlar, kalpten selamlar gibi bir anlamı var bunun arkadaşlar. Liebe Grüße ve Markus, bu bir erkek ismi arkadaşlar. Demek ki Markus yazmış oluyor bu mektubu. Liebe Melanie, vielen Dank für die Einladung. Liebe Melanie, vielen Dank für die Einladung. Ich kann am Samstag nicht kommen, denn ich gehe ins Konzert. Ich kann am Samstag nicht kommen,
Denn ich gehe ins Konzert. Dafür entschuldige ich mich. Dafür entschuldige ich mich. Liebe Grüße. Liebe Grüße. Liebe Melanie, vielen Dank für die Einladung. Ich kann am Samstag nicht kommen, denn ich gehe ins Konzert. Dafür entschuldige ich mich. Liebe Grüße, Markus. Arkadaşlar, neden bu mektupları bu kadar yazıyoruz ve neden bu kadar altını çiziyoruz onu da söylemekte fayda var. Alman kültüründe arkadaşlar mektup yazma kültürü var, kartpostal kültürü var. Dolayısıyla çeşitli sebepler, bu bir özür olabilir, bu bir mazeret olabilir, bu herhangi bir kutlama mesajı olabilir. Bunu, bu yazmış olduklarımızı mektup olarak da düşünmeyin arkadaşlar. E-mail olarak da yazılabiliyor bu formlar. Dilerseniz ikinci mektubumuza bir geçelim. İkinci mektuba geçmeden önce arkadaşlar bir unsurlara bakalım. Hangi sebepten biz bu mektubu yazıyoruz? İlkine bir bakalım arkadaşlar. Danke für die Einladung. Az önce de söyledik. Neydi arkadaşlar? Davet için teşekkür ediyoruz ilk aşamada. Entschuldigung, özür diliyoruz. Demek ki bu mektupta ne var? Bir mazeret bildirme söz konusu değil mi? Öncelikle demek ki ne yapıyormuşuz? Danke für die Einladung, teşekkür ediyoruz. Entschuldigung, özür diliyoruz. Sie können nicht gehen. Siz gidemiyorsunuz. Warum nicht? Neden gidemiyorsunuz? Dilerseniz bunları şimdi bir inceleyelim. Bu mektubun arkadaşlar bir önceki mektuptan şöyle bir farkı var. Frank kişisine gönderiliyor. Gisela bu bir kadın. Frank bu bir erkek. Bu sefer Gisela Frank'a davetine gidemediği için özür diliyor ve gerekçesini, mazeretini bildiriyor. Dilerseniz öncelikle bir mektubu inceleyelim, anlamaya çalışalım. Lieber Frank diye başlıyor mektup. Bakın az önce söyledik, bu bir erkeğe yazılıyorsa Lieber, değil mi? Lieber diye okumuyorum da Lieber. Demek ki Almanca'da er sonda er varsa arkadaşlar Lieber demiyorum da Lieber diyorum. Bu her kelime için geçerli arkadaşlar. Sonlandırıcı er varsa demek ki er diye vurgulamıyorum. A diye yuvarlamış oluyorum. Bu durumda sevgili Frank diyeceğim. Lieber Frank. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank çok teşekkür anlamına geliyor arkadaşlar. Vielen Dank çok teşekkür ederim, değil mi? Für die Einladung davet için çok teşekkür ederim anlamına geliyor arkadaşlar. Burada tabii bir eylem görmüyoruz. Ancak Almanca'da güzel Türkçemizden farklı olarak arkadaşlar özellikle bu cümleye baktığımızda eylem olmadan bakın vielen Dank für die Einladung söylenebiliyor. Bakın çok teşekkürler davet için. Halbuki güzel Türkçe'de ne deriz? Davet için çok teşekkür ederim, değil mi? Ederim, etmek eylemini kullanırız. Ancak burada kullanılmamış vielen Dank für die Einladung ile bir cümle oluşturulmuş. Bakın sonraki cümleye bakalım. Entschuldigung tek bir kelime. Özür dilerim anlamına gelen Entschuldigung ve ünlemimizi koymuşuz. Almanlar arkadaşlar mantalite olarak direkt insanlardır. Bir şey söylediklerinde ilk baştan söylerler. Bu mektupta da aynen geçerli. Ne yapıyor? Direkt özür diliyor. Bakın çok teşekkür ederim diyor. Vielen Dank für die Einladung değil mi? Davetin için teşekkür ederim. Entschuldigung, özür dilerim. Ve bakın şimdi yavaştan yavaştan gerekçelendirecek neden gidemediğini. Leider kann ich am Sonntagabend nicht zu dir kommen. Evet, ne diyor bu cümle bize? Leider, leider maalesef demek arkadaşlar. Kann, können, az önce söyledik neydi? Yapabilmek, edebilmek anlamına geliyordu. Bunu ne yapıyorduk? İlgili eylemiyle kullanıyorduk. Cümlemiz devam etsin. Leider kann ich am Sonntagabend. Sonntag hangi günde az önce söyledim? Sonntag neydi arkadaşlar? Pazardı. Abend da neydi? Akşam. Bakın pazar akşamı diyecek olursam iki kelimeyi bir araya getirmişim.
Sonntagabend. Dolayısıyla pazar akşamında gibi düşünelim. Pazar akşamı gelemiyorum diyecek olursam bakın edatla beraber am Sonntagabend, yani pazar akşamı demiş oluyorum. Nicht, bakın burada demek ki bir olumsuzlama var. Olmuyor bu eylem değil mi? Demek ki olmayacak. Nicht zu dir kommen. Kommen neydi arkadaşlar? Gelmek. Zu dir, sana demek arkadaşlar. Bunları ayrıntılı bir şekilde görüyor olacağız. Ancak şimdilik bunu yapısal olarak bakalım arkadaşlar. Demek ki zu dir, sana demek arkadaşlar. Toparladığımızda bu cümleyi maalesef pazar akşamı sana gelemiyorum anlamı taşıyor. Demek ki leider kann ich am Sonntagabend nicht zu dir kommen. Maalesef pazar akşamı sana gelemiyorum. Bakın arkadaşlar bu cümleyi şöyle de söyleyebilirdim. Ich kann leider am Sonntagabend nicht zu dir kommen diyebilirdim. Çünkü hatırlayacak olursanız arkadaşlar ne demiştik? Almanca'nın kuralıdır bu. Eylemi ikinci pozisyonda tutuyorum. Ancak cümlenin içerisinde modal fiil varsa ki bu cümlede var, o da nedir? Können. Modal fiili ikinci pozisyona alıyorum ve asıl fiili ne yapıyorum arkadaşlar? Cümlenin sonuna atıyorum. Bunun haricinde kalan öğeleri dilediğim gibi ne yapabiliyorum? Dilediğim gibi yer değiştirebiliyorum değil mi? Dolayısıyla cümlemiz leider, maalesefle başladığı için demek ki buradan ne anlıyoruz arkadaşlar? Onun altını çiziyoruz. Maalesef pazar akşamı sana gelemiyorum. Dolayısıyla burada bir pişmanlık, üzgünlük artık ne derseniz ne yapmış? Onun altını çizmiş. Tıpkı güzel Türkçemizdeki gibi değil mi? Ne yapıyoruz? Maalesef gelemiyorum demek var. Bir de ben maalesef gelemiyorum demek var. Dolayısıyla ben cümlenin başına neyi başa alıyorsam onun altını çizmiş oluyorum ki burada da leider ile başladığı için maalesef'in altını çizmişiz. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Ich muss meine Familie besuchen. Besuchen ziyaret etmek demek arkadaşlar. Meine Familie neydi arkadaşlar bu meine Familie? Benim ailem. Öyle değil mi? Müssen de neydi arkadaşlar? Zorunluluk hallerinde kullanılan modal fiildi. Şöyle bir hatırlayalım. Nasıl çekimliyorduk? Ich muss, du musst, er sie es muss, wir müssen, ihr müsst, sie sie müssen. Değil mi? Bunları ayrıntılı şekilde modal fiiller konusunda müssen ders konusunda görmüştük. Sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa ilgili ders videolarını mutlaka izlesinler arkadaşlar. Demek ki bu cümle bize ne diyor? Ich muss meine Familie besuchen. Ne yapmam gerekiyor? Benim ailemi ziyaret etmem gerekiyor. Tabii ben bu cümleyi şöyle de başlatabilirdim. Meine Familie muss ich besuchen. Kulağa belki biraz şey gelebilir. Devrik gelebilir ancak değil arkadaşlar. Gayet kurallı bir cümle. Bu sefer ne yapmış oluyorum? Ailem. Onun altını çizmiş oluyorum değil mi? Ailemi ziyaret etmem gerekiyor dediğimde demek ki meine Familie muss ich besuchen de diyebilirdim. Ancak bu örnekte ich muss meine Familie besuchen şeklinde yazılmış. Sonraki cümle arkadaşlar können ile başlıyor. Dolayısıyla bu ne cümlesi arkadaşlar? Soru cümlesi. Çünkü ne demiştik modal fiillerde? Eğer cümle modal fiille başlıyorsa bu nedir? Bir soru cümlesidir öyle değil mi? Keza burada da durum böyle. Können wir uns nächste Woche am Samstag treffen? Evet. Treffen arkadaşlar buluşmak demek değil mi? Treffen aynı zamanda arkadaşlar refleksiflik gerektiren bir fiil. Dolayısıyla bunları ayrıntılı şekilde refleksif ve verben konusunda çok çok ayrıntılı görüyor olacağız arkadaşlar. Sich treffen. Dolayısıyla orada dediğim gibi ayrıntılı da bahsettiğim için uns treffen kendimizi buluşturmak diyoruz. Biliyorum Türkçe'de birazcık güzel Türkçemizde çok daha mantıklı bir şekilde işleniyor bu ama Almanca'da kendimizi buluşturmak deniliyor arkadaşlar. Dolayısıyla şöyle bir anlamlandıralım isterseniz cümleyi. Nächste Woche gelecek hafta am Samstag cumartesi günü gelecek hafta cumartesi günü
buluşabilir miyiz diyeceğiz. Dolayısıyla können wir uns nächste Woche am Samstag treffen sorusunu soruyoruz, değil mi? Dediğim gibi arkadaşlar, bakın burada uns var. Treffen'le beraber anıldığı için, refleksif olduğu için onlara daha var arkadaşlar, dediğim gibi. Zamanı geldiğinde bunları görüyor olacağız. Yapısal olarak bakalım şimdilik. Dolayısıyla bu cümleyi toparladığımızda gelecek hafta cumartesi günü buluşabilir miyiz? Können wir uns nächste Woche am Samstag treffen? Sorusunu soruyoruz. Ve ne yapıyoruz? Selamlarımızla içten selamlar, kalpten selamlar anlamına gelen Liebe Grüße. Tabii bunu kime kullanıyoruz arkadaşlar? Yakın arkadaşlarımıza, değil mi? Yani resmi yazışmalarda bu söz konusu değil. Bunları zaten ayrıntılı bir şekilde yeri geldiğinde sonraki seviyelerde ayrıntılı şekilde görüyor olacağız. Burada demek ki Liebe Grüße, selamlarımla diyor ve Gisela, demek ki bu bir kadın, öyle değil mi? Gisela, Frank da az önce söylemiş olduğum gibi bu bir erkek. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Lieber Frank, vielen Dank für die Einladung. Lieber Frank, vielen Dank für die Einladung. Entschuldigung. Entschuldigung. Leider kann ich am Sonntagabend nicht zu dir kommen. Leider kann ich am Sonntagabend nicht zu dir kommen. Ich muss meine Familie besuchen. Ich muss meine Familie besuchen. Können wir uns nächste Woche am Samstag treffen? Können wir uns nächste Woche am Samstag treffen? Liebe Grüße. Liebe Grüße. Lieber Frank, vielen Dank für die Einladung. Entschuldigung. Leider kann ich am Sonntagabend nicht zu dir kommen. Ich muss meine Familie besuchen. Können wir uns nächste Woche am Samstag treffen? Liebe Grüße, Gisela. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde Briefe konusunu görmüş olduk. Yani mektuplar konusunu görmüş olduk. Çeşitli senaryolara göre bu mektup yazımı devam ediyor olacak arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.